bilirsiniz. Türkiye'nin devası geliyor. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile mücadelede hükümetin sürecimi yanlış yönetmesi bize insan hayatının ne kadar değersiz olduğunu gösterdi. Biliyorsunuz bundan bir süre önce ailemle birlikte biz de bu COVID hastalığına yakalandık. Yaşadığım tecrübeye de dayanarak söylemeliyim ki basit bir hastalıkla karşı karşıya değiliz. Batman'da biliyorsunuz salgından en çok etkilenen illerimizden birisi. Salgın karşısındaki yetersiz sağlık kapasitesine çare sunulamadı, çözüm bulunamadı. Batmanlar çaresizce adeta bu hastalığa terk edildi. Yaklaşık 600 bin nüfuslu olan Batman'ımızda, biraz önce il başkanımız da rakamları verdi. Şu anda 358 yatak kapasiteli bir devlet hastanesi var. Ve bu hastane adeta Batman'a yeterli görüldü. Çevre illere de hizmet veren bu hastanenin yetersiz kalması ve hastanenin pandemide maalesef yeterli olamaması geçtiğimiz günlerde Batman'ın sağlık emekçilerinin sendikası tarafından aslında açıklandı. Bundan tam 6 sene önce gerçekleşen Kobani olayları var biliyorsunuz. 2014 yılında yaşandı. Tam 53 kişi hayatını kaybetti. Ve böylesine önemli bir olayın, büyük bir olayın, bunca vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir olayın yargı tarafından soruşturulmasına ve o soruşturulmada ve bütün yargı sürecinde de işi sonuna kadar götürmek gayet doğal. Buna kimsenin itirazı da olamaz. Tabii ki gereği yapılacak. Tabii ki olay aydınlatılmak için çalışılacak. Ama yargıdaki dosyaların da ülkeyi yönetenlerin elinde işlerine gelince rafa kaldırılıp ihtiyaç duyduklarında raftan indirilip kullanacakları baskı ve şantaj malzemesi olarak kabul edilmesi de mümkün değil. Biz bu ülkenin gencecik evlatlarını dağa çıkmaya zorlayan ve yaptığı eylemlerle, şiddetle, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizin, Doğu Anadolu bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine engel olan terör örgütüne de sonuna kadar karşıyız. Biz devletin terörü ve terör örgütünü gerekçe gösterip yaptığı her tür hukuksuz uygulamaya da karşıyız. Terör örgütünün de farklı gerekçeleri gösterip uyguladığı şiddete de karşıyız. Biz halkımızın hukuksuz baskı politikalarıyla, devletin hukuksuz baskı politikalarıyla terör örgütünün şiddet baskısı arasında sıkıştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Batman'daki bu tabela yapbozunu herhalde son dönemde hepiniz izlediniz, takip ettiniz. Değerli arkadaşlar, bir devletin uğraştığı şey vatandaşın dilini engellemek olmamalı. Böyle bir şey kabul edilemez. Devletin görevi Kürtçeyi, Zazacayı, Lazcayı engellemek olamaz. Bu topraklarda konuşulan her bir dil, her lehçe bizimdir, zenginliğimizdir. Ben dün Diyarbakır'da da ifade ettim. Eğitime erişim ve eğitime fırsat eşitliğinin önündeki dil de dahil her türlü engeli biz kaldıracağız. Ve ana dillerin, bir insanın ana dilinin kullanımı ve geliştirilmesi için demokratik bir hukuk devletine
yakışan, ne var ne yoksa her türlü çalışmayı yapacağız ve orada cesur adımlar atacağız.